Evet, izlediğiniz Günaydın Doktor bu sabah da sizler için dop dolu ve ilk konuğumuz kim? İlk konuğumuz Aslı Tarcan, saç ekim koordinatörü. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz de iyiyiz. Bugün saçlardan konuşacağız. Saç neden önemli? Saç neden dökülür? Önce onu soralım. Dökülünce ne olur? Dökülünce ne olur? Saç, evet, saç aslında bir aksesuar değil mi? Yani bayan ya da erkek için saç, sakal, kaş, bıyık dediğimiz kıldan oluşan her şey aksesuar gibi. Saç neden dökülür? Aslında birçok sebebi var yani saç dökülmesinin. En baştaki en büyük sebebi diyelim genetik, genetik dökülme. İkinci sebep yani erkeklerde özellikle testosteron hormonunun yüksek olduğu erkeklerde dökülmeler fazla olur. Aşırı kimyasal kullanımlar, şampuan, box'lar, jöleler gibi, işte bu kullandığımız fönler, aşırı stres, kullandığımız, sahip olduğumuz alışkanlıklar, işte alkol, sigara gibi bunlar etkileyebiliyor. Kötü alışkanlıklar saçı da etkiliyor. Kötü alışkanlıklar kesinlikle etkileyebiliyor. Ama en büyük faktör genetik diyoruz tabii ki. En büyük faktör genetik kesinlikle. Evet, önüne geçemeyeceğimiz bir faktör var. Evet, kesinlikle. Peki, saç ekimi yapıyor muyuz? Saçlar dökülünce ne oluyor? Ekim mi oluyor? Evet, başka şeyler mi yapılıyor? Şöyle, aslında burada hastanın yaşı çok önemli bir faktör. Örnek veriyorum, 27 yaşındaki bir hasta geldi ve dökülme sebebi var. Dedi ki işte bu ekilebilecek mi? Her saç ekilemiyor açıkçası. Neden? Şöyle düşünün, bir tarlada bir mahsulünüz var, fideniz var değil mi? Domates ektiniz, salatalık var. Bu mahsulün üstüne eğer kontrolsüz bir şekilde başka bir fide koyarsak arasında, bu defa ne olacak? Oradaki toprağın verimli alanını kullanamayacağız. Peki ne yapacağız? Önce oradaki mahsulü toplayacağız. Biraz nadasa bırakacağız, ondan sonra ekim. Burada önemli olan aslında ki husus şu, hastanın yaşı. Çünkü erkeklerdeki genetik dökülme 37-38 yaşına kadar devam ediyor. Yani eğer dökülmenin tamamlanmış mı olması gerekiyor? Yok, aslında tam olarak o da değil. Hastanın yaşı birinci soru. İkinci şey de şu, hastanın mevcuttaki durumu ne? Örnek veriyorum, doktor bey gibi bir alanda saç ekimi olur mu? Olmaz. Çünkü o şöyle düşünün. Halı gibi onun saçları, fırça fırça bak. Şimdi vallahi şöyle fırça düşünün. Gibi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle düşünün. Şimdi o, örnek veriyorum, aynaya baktı, biraz seyreklik gördü. Aman ben bir gideyim işte bir hekime bir saç ektireyim mi? Hayır. Böyle bir alanda eğer rahatsızsa dökülmekten, birkaç tık daha seyrekse bunun tedavileri var. Bunlar nedir? PRP mezoterapi dediğimiz cilt altı gübreleme yöntemi gibi düşün. Oradaki hücreleri yenilecek tedavileri var. Ağız yoluyla başka bir şey önerebilirsiniz ya da bitkisel bir ürünü önerip onu o şekilde kurtarabilirsiniz. Bu şey gibi yani mevcut olanı daha güçlendirip gürleştirmek önemli gibi. Olan, dökülmeyi de engelliyor bir yandan. Önemli olan mevcudu korumak. Sorunun da eğer çıplak alan dediğimiz saçımızın derisi gözüküyorsa, evet, o artık ekimdir. Ama böyle bir alanda saç ekimi olmaz. Evet, yani yaş aralığı aslında yaştan çok saçın mevcut durumuyla durumu alakalı. Yani kesinlikle. Çoğu hastalar var ki 18-20 yaşında büyük bir oranını kaybetmiş saçının. Tabii. Bazıları var ki 35'lerde işte biraz tepeler açılmış. Bu kişinin mevcut durumuna, ihtiyacını isteğine göre yani değerlendirilebilir. Yani lüks olsun diye ben şöyle bir alanı geleyim de sıklaştırayım diye bir şey yok. Evet. Yani en azından hani dökülen saçın, daha doğrusu korumak, seyrelmiş saçın artırabilir. Tedavisi başka, evet. Tamamen dökülmüş saçın çıplak tedavisi başka. Başka. Evet, onu doğru. İkiye ayırdık en azından. Tedavinin detaylarını konuşalım mı biraz? Yani saç ekimi, madem başladık saç ekimi, evet, diye konuşmaya başladık. Saç ekimi izleyen, sabah televizyondan yeni açmış izleyicilerimiz için nedir, nasıl yapılır, nereden alıp nereye ekilir, donör bölge, şimdi, evet, alıcı, saç ekimini verici, anlatalım. Ses, doğru, yani insanlar hep duyuyor saç ekim, saç ekim. Evet. Artık o kadar yaygın ki Türkiye'de biliyorsunuz sağlık turizminde ona önemli. Ona geleceğiz, evet. Önemli yer arasında saç ekimi nedir? Şimdi geldi, hasta karar verdi ilk saç ekimine, tahlilleri vesaire yapıldı. Adam yurt dışından geliyor, örnek veriyorum. Türkiye'ye hiç gelmemiş, bilmiyor. Evet. Nasıl bir şeyle karşılaşacağını araştırıyor internetten, karar verdi merkeze, tamam, biletini alıp atıyor. Şoförümüz onu karşıladı, havalimanında hiçbir şey dokunmayacak. Oteline, hastaneye geldi, muayenesi oldu, tahlilleri yapıldı, hasta bilgilendirildi. Bilgilendirme aşamasında şu,
0 ile 1 arası tıraş yapıyoruz saçı kısaltıp. Kısaltmadan da yaptığımız vakalar kadınlarda özellikle komple kesmeden yapıyoruz. Çünkü neden? Kadınların saçının uzaması daha uzun ve alanı erkekler gibi olmuyor zaten. Bölgesel dökülmeleri oluyor, örnek veriyorum. Buralardan ya da genetiğinde ya da testosteron hormonu yüksekse eğer kısmilerde saçı kesmeden yapabiliyoruz. Evet. Geldik, tıraş ettik. Lokal anestezi yöntemiyle yapılıyor bu işlem. Herhangi bir sedasyon, uyutmacı, bayıtmacı bir yani şey yok. Bölgesel bir uyuşturma yapılıyor deri üzerinden, evet. Öyle mi? Evet. Sanki dişçiye gitmişsiniz gibi orada mesela örnek veriyorum. Sakal ekeceğiz, burayı uyuşturduk. Kaş ekeceğiz, burayı uyuşturduk. Döner alanı dediğimiz alan burası, burayı uyuşturduk. Bir dakika totalde yani ağrı oluyor olmuyor gibi düşünün ki. Kabul edilebilir bir ağrı diye. Aynen öyle yani hani bundan kaçan ya da vazgeçtim diyen hiç olmadı bu zamana kadar. İlk aşama grifleri alma aşaması. Yöntem nedir? Fouet yöntemi. Fouet tek tek taşıyarak eskiden neydi? Döner alanını keserek alınıyordu. Foot yöntemiydi. Foot evet. Yöntemiydi. Bir nevi yüz germe gibi iki dokuyu birleştiriyordunuz ve dikiyordunuz. Başta iki kulak arkasında. Bu yöntem artık neredeyse 6-7 yıldır Türkiye'de bunu yok. Bunu Türkiye'de yapan yoktu. Amerika'da hala kullananlar var biliyorum. Ve burada böyle bir gülen surat gibi saçsız bir skar alanı kalıyor. Aynen öyle. Fouet dediğimiz her bir greft saklama koşulları var. Greft derken? Greft derken doku. Yani oradan aldığımız materyal. Bir kök yani şöyle bir kök. Aynen öyle. Her bir grefti yeşil soğan gibi düşünün. Her bir greftin saç telleri var. Yani şu gördüğümüz saçın aslında bir teli var ya örnek veriyorum. Bu greftin sadece bir teli. Yani sağlıklı dokuda greft üçlü beşli tellerden oluşabiliyor. Yani sağlıklı bir ensede düşünün 150 bin greft var bizim ensemizde. Biz bunun oradan 4-5 bin 6 bin greftini alıyoruz. Yani 6 ay sonraki dönüşü 16 bin olarak dönüyor çarpı 3 dersek. Buradan aldık grefleri özel koşullarda solüsyonlarda bekledik tek tek saydık. İkinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama nedir? Alın çizgisinin belirmesidir. Herkesin bir alın çizgisi vardır değil mi? Sizde. Evet. Bu neye göre değişir? Kas, alnına kasa denk gelmeyecek şekilde ve yaşa uygun. Tekrar dökülürse? Yok, kalıcı olmazsa. Çünkü niye dökülmeyecek? 80 yaşındaki bir adamın ensesinin hiç döküldüğünü gördünüz mü? Görmediniz. Buradan transfer ettiğimiz için dökülmeyecek. Eğer biz bunu göğüsten alsaydık ya da koldan alsaydık bunun garantisi yoktu. Çünkü 2 yılda bir kendini yenileyecekti. Ama enseden aldığımız için burası her hastada, her insanda kaldığı için oradan transfer yani ediyoruz. Yani vücutta dökülmemeyi programlı bölgeden aynen saçlar öyle alıp nakil ediliyor. Oradan alıyoruz ve atlayarak yani amacımız oradan aldık da orayı boşaltıp öbür tarafı doldurmak değil tabii ki. Oranın da uygun koşulları var. Yeni bir alın çizgisi belirledik dedik ikinci aşama. Aldığımız grefti yerleştirmemiz lazım ama bunun öncesinden nedir? Bu yön ve sıklık ayarı dediğimiz kanal meselesi var. Tabii burada doğallık da önemli. Alın çizgisinden tabii bahsedince hani erkeklerde sonuçta şakaklar tabii biraz daha aynen böyle geriye doğru aynen oluyor. Çünkü makine şu yapmış an gibi olmaması tabii lazım. Tabii şu an çizilen çizgi 80 yaşında da onu kullanacak. Evet. Şu an güzel okey ama 5 yıl sonra alın aşağı düştükçe ne olur bu defa? Eğer uygun koşullarda çizgi çizmezsiniz peruk gibi. Gülersiniz ve konuşurken hareket eder yelpaze gibi. Çünkü kasa gelmemesi lazım. Yani burada aslında şöyle söyleyelim. Burada tamamen bir sürü kas grubu var da o evet frontal kas grubunun yani alnımızın belli oranlarının aynen altına inmemesi lazım. O aynen. Yani halk çizgisini arasında böyle dört parmaklık diye ama tabii onun ölçüsü vesaire milimetrelik bir sürü şeyleri var yani hastanede yapılan. İkinci aşama kanal aşaması dedik ve yön ve sıklığının en önemli. İnsanlar hep saç ekimi deyince aman aman uzak olsun işte bir ay ağrım oldu. Eski yöntemde vardı ya bu. İşte ağrım oldu evden çıkamadım. Dik dik görün siz de görürsünüz sokaklarda. İşte o aşama kanalda ortaya çıkıyor. Çünkü neden? Kanalı açarken siz elinizde bir aparat var. Bizim portekü dediğimiz örnek veriyorum. Siz onu eğer böyle bir alanda dik açarsanız dik çıkacaktır. Tabii bunu nasıl yerleştirdiniz? Dik koyarsanız dik eğer yerleştir. Her açısını yani her açıyı kendi mevcut yönünde açarsanız hiç belli bile olmayacaktır. Hmm. Yani buradaki ustalık bir nevi ustalık gibi bir şey aslında bu sanat. Nakış işliyorsunuz yani. Üçüncü aşama saç ekiminde açılan kanallara mevcut greftirleri yerleştirme aşaması. Son aşama. Üç aşamadan oluşuyor. Kökleri alım aşaması, kanal aşaması ve ekim aşaması dediğimiz son aşama. Aldık saydık elimizde 5000 tane greftimiz var. 5000 tane kanal açıldı önden sık bir şekilde tepeye doğru.
açılan kanala göre ikli sıralara tekli grefleri yerleştiriyor. Çünkü düşünün ki tepeye koyacağımız grefte öne koyarsanız süpürge gibi duracak değil mi? Dörtlü beşli grefleri tepe kısmına. Önden daha doğal olması doğal için tekli kökler ön tarafa için tekli grefler ön tarafa. İkinci grefler ikinci sıraya, üçüncü grefler ve yoğun grefler artık tepe bölgesine kadar ilerliyor. Kaşta ekiminde nasıl oluyor? Yoğun grefler dediğiniz o birkaç köklü. Dörtlü, beşli, altılı gref kökleri var. Onları daha böyle tepelere koyuyoruz. Daha volümlü dursun. Yine kaşta unutmadan söyleyeyim. Tekli grefler yine kaşlara koyuluyor. Çünkü daha ince ve hassas olduğu için. Sakal ekiminde de sakal ve bıyık üst sıralara birinci, altlara daha yoğun grefler geliyor. Onun matematiğini zaten merkez... Şimdi biz sormadan söylemiş oldunuz değil mi? Yani kaş oluyor mu, sakal, bıyık oluyor mu diye. Aynen öyle. Ekimde dediğince son trend çünkü sakal bıyık ekimi siz de görüyorsunuzdur. Evet. Bu Malkoçoğlu bıyık hevesi var erkeklerde özellikle damatlarda. İşte düğün öncesinde ya bıyık ve sakal bir erkek için olması gereken kesinlikle bir, işte az önce dediğim yani. Gibi kaş, sakal, bıyık bir aksesuar yani bayan ya da erkekte. Evet. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu tıraşsız ekim lafı biraz aslında yanlış da anlaşılıyor olabilir mi? Evet. Yani tıraşsız ekim hani sonuçta alınacak bölge yani hiç tıraşsız değil. Sadece arkadan bir pencere açılarak tıraş ediyor ama insanlar bunu bana da çok sık soruyorlar. Hocam tıraşsız ekim nasıl oluyor? İşte tıraş olmadan ekim nasıl olur? Çok iyi sordunuz aslında bunu. Yani özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü insanlarda şu algı oluşuyor. Sanki tıraşsız ekince daha konforlu. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Tıraşsız ekimlerde az önce kısmi bölgelerse okey sıkıntı yok. Yani yanık izidir. Hiç kesmeye gerek yok ama bir pencere ihtiyacımız tabii ki olacak. Yani alınacak her bölgenin kesilmesi evet, lazım. Tıraş edilmesi şart. Bir pencere şart. Açılması lazım oradan greft alacağımız evet. alan için. Tıraşsız ekimler özellikle şunun için tavsiye edilir. Bölgesel yanık yara izidir. Fut izinin kapatılmasıdır. Ufak golflerdir. Hani bu golf dediğimiz yani önlerdir vesaire. Bayanlar... Ya şu köşenin mesela şuraya istesem şuraya azıcık tıraşsız olabilir. Aynen öyle. Kesmeye kadınlarda gerekir. O çizginin çok alnı açıktır da bir tık ama önden tepeye kadar adamın kafası full. Böyle bir alanı tıraşsız ekim diye bir şey yok. Yani neden yok? Siz o zaman düşünün ki bana rahat çalışma alanı vermiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben size 6000 5000 ekeceğim greft alanına bana kısıtlı alan bir pencere veriyorsunuz. Diyorsunuz ki buradan kısıtlı ben şimdi 6000 yerine bir kere hop düştü 2500 grefte otomatikman çalışacağım alan. Bir de steril koşulları bozuyorsunuz çünkü çalışma alanında tabii, saçlar yani var. Yani buradaki mevcut saç ona engel oluyor ekerken. Dolayısıyla sizin onu yıkama prosedürünüz var. 10 gün boyunca benim gösterdiğim şekilde yıkayacaksınız. Burayı mı koruyacaksınız? Bu ekilen saçı mı koruyacaksınız? E burada bir pencere var, burada bir kızarıklık var. Oradaki 3-5 teni zaten hiçbir anlamı kalmıyor. Sonra hasta şunu söylüyor. Keşke sizi dinleseydim de kompleksseydim. Ne oluyor? Bu defa işi de baltalıyor. Yani transiz ektirdim, istediğim sonucu alamadım. Alamazsınız. Bir yerde 6000 greft ekmek varken gittik 2500 greft ektik. Benim çok tasvip ettiğim bir şey değil. Bölgesel alanların dışında. Bir kaş ekimi de evet transiz yapıyoruz. Kısmi bölgelerde çok iyi ama komple açıklıklar da kesinlikle tavsiye etmiyorum. Evet yani bu böyle bir hani tıraşsız oluyor ama yeni nesil tıraşsız oluyor diye bir işte şey yok. Yani, bu sadece çok hani bunu yeni bir teknoloji bir... olarak adlandırmamak. Evet. Adlandırmamak evet. Bravo, lazım. Teşekkür aynen ederim. Öyle. Şunu merak ediyorum. Kadınlar için soruyorum. Mevsim geçişlerinde evet. bizim hepimizin saçları dökülüyor. Aynen. Ya bazen fazla da dökülüyor. Hani bu bahar aylarında özellikle çok doğru. fazla dökülüyor. Şimdi... Hani ne yapmak lazım? Burada bir saç ekimi olabilir mi? Şimdi şöyle bir şey. İşte bunu çok iyi ayırt etmek lazım. Bir patolojik dökülme var. Elinizi atarsınız böyle avuç dökülüyorsa bu patolojik bir dökülme. Yani. Ama günde 100 yani taneye kadar dökülme, normal. Hastalıklı dışında. Bir dökülme. Evet. 100 taneye kadar normal. Mevsim geçişlerinde dökülme sebeplerimiz hepimizin oluyor. Bazen aynaya bakıyorum bir tarafım boşalmış. Sizin de öyledir. Bazen çok sönük gelir vesaire. Her şeyle alakalı aslında. Mevsim geçişlerinde dökülme daha çok olur. O anki yaşadığımız stres vesaire ama bu saç ekimi değildir. Yani hani bizim gibi alanlarda ihtiyaç yok. Koruma tedavisi diyelim. Araba alıyorsunuz. Arabanızın sigortası var ama bir kasko yapmak gibi bir şey bu. Evet. Nedir? Ben kendi halimde bile kullanıyorum. İşte ona uygun medikal yöntemler var. PRP dediğimiz kanla tedavi. Doktor Bey biliyor, siz de biliyorsunuzdur. Tabii burada bu çok yüze sık uygulanır. Yani. Dekolteye, el üstüne, işte futbolcular,
bacaklarını biz de saçta kullanıyoruz saç. PRP'nin işte belirli aralık seansları vardır. O seanslarda geldiği zaman oradaki mevcut saç çıkarmaz. Ama mevcut hayva türlerini kalınlaştırır ve canlandırır, mevcudu korur. Yani PRP'nin saç çıkarma gibi bir özelliği yoktur ama işte dökülmelerde çok iyi kullanabilecekleri bir tedavi. Yani PRP, şöyle anlatabiliriz aslında. Saçın 3 versiyonu var ya, telojen, anojen, katojen. Anlayabileceği gibi anlatayım izleyicimi. İyi, orta, kötü. Evet. Bu sürekli bir döngü halinde. Evet. Bu PRP bu döngüyü biraz kötüden iyiye geçişi aynen hızlandırıyor. Öyle. Dolayısıyla mevcutları kalınlaştırıyor. Doğru. Ve böyle tüysüleşmiş, minyatürize olmuş köklerinde canlanmasını sağlıyor. Canlanmasını sağlıyor. İyi bir tedavi yöntemi aslında. Saç ekiminin alternatifi mi? Bazen evet, olabilir. Doğru, doğru, doğru. Ama açık kesinlikle bir bölgede yeniden saç çıkar diye böyle bir şey gerek yok. Doğru. Yani şunu sormak istiyorum. Peki şimdi sen kadınları sordun ya, erkeklerde sakal ve bıyık. Özellikle ülkemizde de artık hem sağlık turizmini ülkemizin büyük bir gelir kaynaklarından bir tanesi oldu. Hem de bu sakal bıyıkla birlikte saçın dışında ekstradan böyle ben biliyorum çünkü Arap ülkelerinden aynen de çok böyle sakal bıyık isteyen hastalarda doğru artmıştır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Dediğim gibi sakal bıyık hakikaten artık saç kadar rağbet gören bir şey. İnanamazsınız. Yani adamın sakalı bıyığı sizin kadar var. Atıyor diyor ki ben diyor bunu kıvırmak istiyorum diyor. Bazen aşırı benim hep tavsiye ettiğim şu. Yani abartının dışına çıkmamak olabildiğince. Yani doğallığı korumak. Doğallığı korumak çünkü hiçbir şey Allah'ın yarattığı gibi olmayacaktır. Hiçbir şey mutlaka orijinalini, o sıklığı yani vaat etmek kadar kötü bir şey yok. Siz işinizi güzel yapın da önce bize hitap edecek. Şimdi kadınım ben daha detaylı bakıyorum. Benim gözüme gönlüme hitap edecek şekilde ben ona tavsiye ediyorum ama onun beklentisini çok yüksekte tutmak onu hayal kırıklığına uğratır bu defa. Yani hiç kimse gelip de bizim gibi sizin gibi saçlar beklemesin tabii ki. Bunların aşaması ve sıralaması var. İşçiliktir bu. Yani dediği tekrarlıyorum hiçbir şey Allah'ın yarattığı gibi olmayacaktır ama sakal bıyık konusunda Orta Doğu biliyorsunuz keskin hatları sever. Yani evet, abartıyı sevdiği için bizim Türklerde de başladı. Avrupalı daha sade, daha soft. Yani olabildiğince şeydir mesela yanık yara izlerinde falan çok gelirler onlar. Sakal ekimi artık saç ekimi gibi oldu ama yüz olduğu için çok hassas bir bölge. Yani çok dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Çünkü orada ile açılar çok önemli. Yani açılar, dik çıkarsa aynen çok çirkin öyle görünebilir. Yani saçta belki örtüyor. Saçın kötü olur. Bir şapka takarsın muhafaza edersin ama yüzün kötü olduğunda onun muhafazası hakikaten çok zordur. Bunun için çok iyi araştırsınlar. Bir hastane ortamında hekim kontrolünde her şey uygun şartlarda ve mutlaka referanslarına çok iyi baksınlar diye tavsiye ediyorum. Evet, o zaman kaşlardan da biraz bahsedelim hazır yüzden bahsetmişken. Çünkü bir problemimiz de kaşlar. Dökülebiliyor aynen kaşlar belli bir yaştan sonra. Birçoğumuz kaşımızı boyuyoruz evet, değil mi? Evet, boyuyoruz. Yetersiz geliyor. İtiraf geldi. Aynen öyle. Ya da işte kalıcı bir takım şeyler yaptırmaya evet, gidiyoruz. Evet, bunun en kalıcısı işte kalıcı makyajlar vardı. Bunun en kalıcısı kaş operasyonu. Hı-hı. Aynen. Ufak bir pencereyle oradan aldığımız bin grafti. Nereden alıyor? Enseden mi? İki kulak arkasından pencere dediğimiz. Şimdi bu bayanlarda olduğu için daha kolay aslında. Ben Hilal'de biraz göstermek aynen istiyorum öyle. Şimdi göster. Konuyu da bildiğim için buradan bir pencere açılıp şuradan ufacık bir alan aynen kazınıyor ve kapatıldığında bozdum biraz kusura bakma. Doğru. Kapatıldığında o saçlar o açık alan kapanıyor. Dolayısıyla aynen bir problem olmuyor. Yok, kapanıyor doğru söylüyor. Oradan çıkartılan yeni refleri bir çizim yapıyoruz işte örnek veriyorum. Dediniz ki bu şekil olsun. Buradan başlanıyor her birinin mesela bunlar böyle yukarı doğru yönleri. Bunlar daha yatay. Eğer siz bu yurdaki yönü buraya verirseniz işte eyvah o zaman. Yani yine işte hastanın psikolojisinin bozulduğu nokta orası. Yani diyor ki dik dik çıkıyor. Yani ne yapabilirim hep kısa kullanıyorum. İşte birçok şeyi var yani bu hani dedim ya ustalık tekniği yani var. Tekniği var. Onlara mutlaka uymak gerekiyor. Evet. Yurt dışından son olarak sormak istedim. Çünkü az önce de konuştuk. Gerçekten Türkiye bu konuda çok ilerlemiş durumda ve doğru. Herkes görüyor sokaklarda. Herkes. Bir tek İstanbul'da değil, Anadolu'da da var. Her yerde. Yani bütün illerimizde bu saç her ekimi yerde, ve bir sürü yabancı turist geliyor. Bu konuda aynen ülkemizin bu kadar başarılı olması neye bağlıyorsunuz? Aslında şöyle, biz bu işi ilk Çinliler yaptı biliyorsunuz. Daha sonra Türkler geliştirdi. İran da çok iyi bu konuda. Türkiye'deki avantaj şuydu İran'a göre. Yani İran da güzel yapıyor ama bizim yaptığımız bir günlük işlemi part part 5 güne bölerek yapıyor. Biz bir günde bitiriyoruz. Türk milletinin böyle bir şeyi var diye başladığını bitireceksin gibi. Evet. Avantaj şu, coğrafi koşul. Aslında İstanbul'un bulunduğu nokta da burada birinci avantaj. Çünkü adam buraya geldiğinde bir kere
kere bir Boğaz'ı, bir Bursa'yı, bir Trabzon'u görmek istiyor. Bir turistlik bakıyor. Rahat ettiği bir şehir her şeyden önce. Hem tıbbi olarak destek alıyor hem de turist olarak da sağ sola bakabiliyor. Peki merkezler ne yaptı bunu? Bir avantaja çevirdi. Diyor ki işte oteliniz, transferiniz, ilacınız her şeyiniz için. Böyle bir paket haline sunuyorlar. Bir paket haline sunduğu için. Hasta sadece uçak biletine ayarlı. Evet geliyor. Gidiyorum suya sabuna dokunmuyorum. Eğer de güzel bir merkeze gelmişse o daha ne hala. Aslı Tarcan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler.